Selamlar. Nasılsın? Selamlar baylar ve bayanlar. O Atakan girişi. <laughs> Hay guys bro. Yapayım mı? <laughs> Hay guys bro. O beni öldürürler lan. Tazmanya canavarı gibi. Gir. Tazmanya canavarı gibi. Gir. Yap bir tane burada göreyim. Gel lan. Hadi göster lan. lan tazmanya canavarını. Hadi lan. Hadi lan. Kanka bu şey, poposundan uyuşturucu iğneyle vurulmuş tazmanya canavarı. İyi <laughs> Başıma nereden geldi anlamıyorum ki. Şimdi bugün konumuz ne? Biliyorum uzun süredir motovlog gelmiyor. Bunun farkındayım fakat motovlog gelmemesinin iki tane sebebi var. Bir, havalar çok dengesiz. Ben yağmurlu gördüğüm havada güneşliyiz işte bugün. Normalde biz ofiste takılacaktık bugün. Counter Strike falan oynayacaktık ama gel gelelim. Oynayamıyoruz çünkü hava güzel ve dedik ki bu havayı değerlendirelim. Önümüzdeki günlerde gene yağmurlu gösteriyor. Biz dedik ne olur ne olmaz bir tane video çekelim stok yapalım. Bugünkü konumuz neden büyük hacimli motor alırken temkinli olmalıyız? Neden direkt 1000cc almamalıyız? 1300cc almamalıyız? Başımıza neler gelebilir? Ben neler yaşadım? Aslında bir nevi kendi anılarımdan size verebileceğim tavsiyeler üzerine olacak bu. Hem bilenler hem bilmeyenler için biraz da dertleşme gibi bir şey oldu. Önce bir neden bu doyumsuzluğumuz nereden geliyor? Bu büyük CC'ye olan aşk nereden geliyor? Bir oradan başlayalım. Ben motosiklete elektrikli bisikletle başladım. Benim elektrikli bisikletim o zaman 25 kilometre maksimum hıza sahip. Eco Beast marka bir elektrikli bisikletti. 1400 liraya almıştım o zaman. Yanlış hatırlamıyorsam 16 yaş doğum günü hediyem. Ben onu aldım. O zaman o 25 kilometre göre elektrikli bisiklet beni ilk 2-3 ayda çok mutlu etmişti. Böyle ne güzel ya geziyoruz meziyoruz. Evim dükkan arası o zaman dükkana gidip geliyordum çalışmaya. 4 kilometre falandı ve o 4 kilometre için terlemeden. Şimdi bisikletin en büyük sıkıntısı o bisikletle de gidiyorduk ama. Bununla böyle terlemeden tın 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 gidebiliyordum. Ben gene böyle kask mont giyiyordum ama gene ekipman konusunda sıkıntılarım vardı. Fakat motosiklet kullanan herkesin bildiği bir şey var. Bu meret bir yerden sonra yetmiyor ve her birinde böyle bir sıkıntı var. Yani buna da binsen, binerara da binsen, CBR 250'ye de binsen, Ducati'ye de binsen, Panigale ile falan da gazlasan hep bir limiti zorlama hevesimiz var ve o hastalığa ben elektrikli bisiklette yakalandım ilk. Önce dedim ki bu elektrikli bisiklet kaç kilometre daha hızlı gidebilir ve bir gün sanayide otururken bir tane ustamız bana dedi ki kardeş dedi bir dedi manetin altında dedi bir tane dedi, soket var dedi. O soketi dedi sökersen senin dedi 25 kilometre gören elektrikli bisikletin 40 görür. Devlet Bahçeli gibi oldu. 40 yapar. Dedim ki ananı çok iyi fikir. Eve geldim. İlk işim manetin altındaki kabloyu soketi bulup sökmek oldu. Söktüm. Ertesi gün hevesle bindim elektrik bisiklete. Çıktım dükkana gidiyorum. Ulan 25'ten sonra gidiyor. Heves sardı içime. Hoşuma gitti. Tabii ben bu 40'la kullanma hevesim maalesef ki sadece bir ay sürdü. Çünkü topu topu 15 km azlanmıştım aslında ama o zamanki ben için çok inanılmaz bir şeydi. İki tekerlekli bir şeyin üzerinde 40 görmek. Ulan çok iyi falan. Sonra bu heves bitince şöyle bir şey başladı. Ulan keşke 80 90 gören bir köpeğim olsa da <laughs> 80-90'da kaldık. Gel. Gel. Çok yalaksın ama seviyorum. Gel. Selamlar. Buyurun, buyurun. Hiç problem yok. Düştük. Komple içeri girdi. Aa, pantolon pantolondan belli. <laughs> Hadi görüşürüz. Seviliyorsunuz. Ne şimdi bu? Cool bekleyiş bu. Beğenmedim. Devam ediyorum. 80-90 gören bir scooter'ım olsa, bir motorum olsa da biraz daha gazlasam demeye başladım bu sefer tamam mı? Öyle bir şevkim oluştu. Gidip babama ağlamaya başladım. Baba demiş, böyle burada kamyonlarda çok güven vermiyor, böyle hepsini geçemiyorum. 40 çok hızlı bir hız değil işte biraz daha olsa daha güvenli olur. Bak tamamen güven için istiyorum, kesinlikle daha hızlı bir motor istemen değil gibi çemkirmeye başladım. Bu sefer 17 yaşta doğum günüm geldi. Babam bir tane bana şey aldı. Çinli bir scooter abi. 2400 liraya o zaman. Asya'nın Shark 150 modeli. Tabii ben bu motoru almadan önce Paso ilanlara bakıyordum. O zamanlar şey vardı Mondial'in bu damalı, turuncu, kırmızı böyle garip renkleri olan ve her tarafından dökülen. O motorların kroniğidir. Ben Asya'da da başıma geldi. Markaları kötülemek olmasın maalesef ki ülkemiz şartlarında o motorlar bu yol bozukluklarına kesinlikle dayanmıyorlar abi. Ben tabi araştırıyordum. 600 lira 500 lira motorlar vardı ben babama motoru alınca böyle içimi yağları eridi. Lan dedim bu ne? Bindim sıfır gıcır gıcır. Açıyorum rodaj bitti. 80 görüyor, 90 görüyor falan. Mükemmelim oğlum. Her şey çok iyi. Sonra 6 ay, 5 ay geçti. O doyumsuzluk gene geldi abi. Onu böyle bir onun parodisini çekmek lazım. O böyle gelip seni bir gece dürtmeye başlıyor abi. Daha hızlı bir şey var. Daha hızlı bir şey var. Yok lan öyle değil. <laughs> öyle dürtmüyor. Buradan dürtüyor yani. Böyle diyor ki daha hızlı motor var. Onu al. İşte o gıcırtılanma gene başladı. Ben de tabii kazmaya başladım gene. Ne alabilirim? Babama gittim. Baba dedim böyle böyle o dönem biriktirdiğim bir para da vardı. Baba dedim ya ben dedim bir tane motor alayım. Artık vitesli alayım böyle. Gazlayayım, mazlayayım biraz. Tabii estağfurullah. Kanalıma abone o da. Neyse babam bunu pek yemedi ve bana dedi ki sana bir tane PCX alalım. O dönem yeni çıkmış. Tabii o zaman 5 kağıt mı 6 kağıt mı neydi PCX? Yok şimdi ikinci el öyle. O zaman 7 bin lira mı 6500 lira mı neydi? Ben tabii PCX'e bakmaya gitmişken babamı dürtüp CBR alalım falan şey yaptım. Neyse birikmiş koyduk falan. Biz bir tane Siber 250 aldık. Bu arada ben bugüne gelene kadar elektrikli bisiklette 3 kere Asya'da da 2 kere düştüm motordan. Pardon birinde düşmedim. Birinde arkadan gömdüler ve motorda oturmaya devam ediyordum. Arkadan gömdüler derken. Öyle değil yani. Far stop hepsi içeri girdi. Diğerlerinde de tamamen acemilik işte. Yer kaygandı. Ben biraz kontrolü kaçırdım. Freni kontrol edemedim. Virajı dönemedim falan filan. Hep böyle acemilikler yani. Ama şöyle bir şey var. O motorlar hata affediyordu abi. Sibiyar öyle öyledir. Sibiyar 250 de hata affeder. Sibiyar 250'yi aldık. İşte motor geldi. Kapının önüne koyduk. Babam böyle yaptı. Hadi dedi seni bir deneyelim dedi. Evlattır. Gel sen de bir çıkalım falan. Babamda da bu var. Beni Karaburun'a götürdü abi. Karaburun'da virajlara yatıyoruz. Ben babamı kovalıyorum arkadan. Tamam böyle geliyorum. Bak baba nasıl diyorum bak falan böyle aynadan da bakıyorum bana bakıyorum. Babam da arada dönüyor böyle falan yapıyor. Ben de mutlu oluyorum. Kendimi tatmin ediyorum. Babaya şov yapıyoruz oğlum. Hani motor aldık lan işte böyle de sürüyorum. Bak oğlun motor sürüyor falan. Öyle triplerim var kendimce o zaman. Kara burunun sonuna geldik. Yol bitti aslında biliyor musun? Yani iki dakika daha dayansam çok sıkıntısız bir yolculuk geçirecektim. İki tane tümsek var böyle yokuş aşağı bir yer. O tümsekten babam bununla geçti. Bunun söyler güzel. Her şey yemiyor ve pat diye geçiyorsun. Ben geçemedim. Ya yani geçtim de. Benim geçmemle kalmadı sonuç uçmamla de devam etti. Böyle yokuş aşağı uçtum, yere indim, yere yamuk indim, yere yamuk indiğim için o motor bir yere gitti. Ben bir yere gittim. Ben minibüsün altına girdim, motor başka bir yere girdi falan. Her şeyi sıçtım. Yani bütün o gelirken gelerken gelirken ki bütün artistliğim bitti. Ben tabii kalktım falan. Babam geldi. İyi misin? İyi misin? Yaptım. Ben de kızmadın kızmadımda işte öyle olmadı böyle olmadı. Ya yok, yok dedi işte. Öğreniyorsun falan yaptı. Babam ne artist adam ya. Oğlum düşmüşüm yerde yatıyorum. Minibüsün altındayım. Babam geliyor bana diyor ki öğreniyorsun. Ne öğreniyorum? Minibüsün altında yatıyorum. Diyemedim. Teşekkürler baba dedim. Kızmadığına sevindim dedim. Bir şey olmadı yani. Bab canım babam seni çok seviyorum. Videoların hepsini izliyor. Nasıl bir kanal mı anlamıyorum. Bu videoda baskı altındaysan kaşlarını kaldır Utku abi. Evin de yakınındayız biliyor musun? Sonra biz o CBR'la bayağı bir yol yaptık. 20 bin kilometre yaptım o CBR'la. 900 kilometre almıştım. Sıfır yoktu o zaman. Honda getirmemişti. 6 ay falan vermişti. Ben aldım ikinci elini. 14 binde bir ağır kaza geçirdim. Tamamen araba hatasıydı ama gel gelelim bir kaza sonuçta ve kaza hata fark etmiyor ki. Sinyalsiz bir sürücünün farları marları kapalı gece önüme atlamasından dolayı ben arabayla çarpıştım. O zaman korumalı pantolonum da yoktu. Bir düştük abi. Benim ayakta ayakta sıkıntılar. Motorda 4000-5000 lira yakın hasar var. Canımız bayağı sıkıldı tüm bunları bitirdikten sonra ben o motoru sattım ve Honda'dan sonra bunu aldım babamdan. Bunu alırken de babam çok el vermedi hiç yani. Oğlum bunu kullanabilecek misin lan ağır bu falan dedi. Haklıydı. Çünkü bundan 4 yıl önce ben motoru zaten kaçırmıştım. Ama onu bilmiyordu. Asya varken Asya'yı sattığımız dönem hatta motorsuz dönemimde bir gün evdeyiz kanka takılıyoruz. Babamlar yok. Bir arkadaşımı eve almam lazım. Eve gelmesi lazım. Onda taksi parası yok. Ben de evdeyim. Taksi parası da vermek istemiyorum. Hani ben karşılayayım falan da diyemiyorum. Lan ne yapayım ne yapayım dedim. Dedim bunu kaçırayım bari. Ne yürek yemişse vardı. Bunu aldım. Önce çalıştıramadım. Çünkü bunda şöyle bir şey var. Anahtarı açıyorsun. Her şey yanıyor fakat enjeksiyon çalışmıyor. Neden? Çünkü ayaklığında müşür var ve müşürü kapatmadığın sürece bu kasa BMW'lerde, 1150'lerde değil de 1100'lerde müşür kapalı olmadan, ayaklık kapalı olmadan müşür. Anladık Koyayım. kapalı olmadan çalışmıyor. Evet. Çalıştıramadım. Benzin bitmiş sandım önce. Sonra sinirlendim. Şöyle ayaklığa vurdum. Ayaklığa vurunca çalıştı. Sesi geldi. Bastım marşı çalıştı. Çocuğu almaya gideceğim. Güvenliğin önüne geldim. Güvenlik beni durdurdu. İşte Utku Bey akşamlar falan dedi. Güvenlik de hiç durdurmaz. O akşam durduracağı tuttu. Ben abi şöyle eğimli bir yerdeydim. O motorla böyle düştüm abi. Güvenlik falan kaldırdım aldırdım. Neyse bu anılar böyle uzar. Şimdi gelelim mevzuya. Bunları neden anlattım? Tüm bunları yaşadıktan sonra ben sürüş eğitimi almaya başladım. Sürüş eğitimi, viraj eğitimi, kontra tekniği, nasıl sürülür, nasıl edilir, nelere dikkat edilmesi lazım yolda, trafikte kullan trafikte kullanım nasıldır? Tüm bunlarla ilgili eğitim aldım ve bundan sonra sürüşe bakış açım, temkin, tereddüt, kararlılık en çok değişenler bunlar. Kararlılık mesela. En kötü karar, kararsızlık. Dolayısıyla benim kararlılığım artınca motor kullanmamdaki serilik, güven artmaya başladı. Sonrasında bugün baktığım zaman şunu görüyorum. Döndüğüm zaman geçmişte çok cahillik ettiğim yerler olmuş. Çok bodoslama atlamışım abi. Çünkü bana her gün DM'den şöyle sorular geliyor. Abi 250 cc ile 305 km yaptık. 5000 km, 10.000 km. Bunlar bile 300-500 bence. Biz binarar alsak olur mu? Olmaz abi. Neden olmaz biliyor musun? Sadece binarar almandan çekinmenin sebebi motorun yaptığı top speed değil. Evet o motor 299 görüyor. Ama tüm motorlar zaten agresifler. Büyük cc'de. Bak bu motor 18 yaşında. 80 kilometreye gelmişim. 79 bin küsürlerdeyim. Bu motor bile 10 saniyenin altında 100 kilometreyi görüyor. Benim arabam 10 saniyenin altında 100 kilometreyi zar zor görüyordur. Görüyor, Düşün. Görüyor da sen basmıyorsun. Ben basmıyorum. Benzin 6 lira olduğundan dolayı. Yani keyfimden değil. Devletten. YouTube'a sansür geliyormuş zaten. <laughs> S***ler YouTube'a. Her yerde sunarım. Netflix'te bile sunarım. Hiç fark etmez. Hadi. Düşün. Bu motor bile 18 yaşındayken bunu yapıyorsa senin sevdiğin binalar ar bir neler yapar? Büyük cc bir motordan neden çekinmemiz lazım? Birkaç sebebi var. Bir, elinin altındaki gaz potansiyeli artıyor. 250 cc, 125 cc, 50 cc bunlar hata affederler. Gazı komple açtığında her zaman ne kadar gidebileceğini biliyorsun. Yani şöyle bir şey yok. Açarım kafama geçer, açarım yere inerim, açarım kontrolden çıkar, traction girer mi? Böyle bir derdin yok. CBR250'de gazı komple açtığın zaman zaten ne olacağını biliyorum. Ama binara rol değil. Binara çevirdiğin zaman gazın altında 180 kilometre şey. The fuck is going on there? Ama bir binara öyle değil. Bir Diavel öyle değil. Bir R1 öyle değil. Aklına gelen bütün büyük CC yüksek torklu makineler için konuşuyorum. Harley'ler bile çok tehlikeli bu konuda. Benim Nicer'ı bir açıyordun. o kıç böyle bir oraya vuruyor bir oraya vuruyor. O kadar kolay değil. Şimdi sen motoru büyük CC'ye geçirdin küçük CC'den. Ne oldu? Bir gaz potansiyelin arttı. Açtın 180 beygir var altında. Sıkıştın panik yaptın bir şey oldu virajda kaçırdın. O oh, hep 180 beygir potansiyelinde kullanıyorsun o motoru. Bir korkman gereken şey bu. Çünkü dediğim gibi işin özüne geri dönersek doyumsuzuz. Ve insan oğlu limitlerini kullanmayı sever abi. Yapıştırmayı sever. Böyle sonuna kadar zorlayayım, geçeyim. İnsanoğlu neden yarışlar üretti oğlum? Anladın mı? Limitleri zorlayıp birbirini yenmek için, rekabet için. Dolayısıyla sen kendini tutamadan tutamayacağın bir motosiklet alırsan başına çok iş açma potansiyelin var. Bir, büyük CC'den bu yüzden kaçınmalısın. O yüzden şunu bilemezsin. Bize şöyle bir savunma oluyor. Ben diyorum ki alma büyük cc motor. Adam, kardeşim, çocuk bana diyor ki. Ama işte bizim bir abimiz var. Ağır bir aldı. 6 aydır kaza yapmıyor. Tamam abi. Ama 6 aydır nerede kullandı? Gel Taksim'de kullan 6 ay kafayı yersin. Eskişehir'de belki o kadar değildir. Alfa'ya sormak lazım. Kemerburgaz'da ben rahatım. Ama oradaki trafik başka. Oradaki trafik kavgası, sıkışıklığı, yoğunluğu başka. Nerede kullandığı da önemli o adam. 2. Ağırlık. Büyük cc motoru. Yani scrambler için kastetmiyorum bunu ama bak bu... Çeyrek ton. Boru değil yani. Siber 250 151 kilo mu? 161 kilo mu neydi? 100 kilo fark var arada. Daha yüksek. Daha geniş. Ağırlık merkezi daha farklı yani. Ne oluyor bu sefer? Tutması daha zor. Yürüdüğü zaman her motor hafiftir abi. Bir Goldwing ne kadar ağırdır değil mi? 300 küsür kilo motor. Abi yürüdüğü zaman kuş gibi. Böyle parmağınla gidonun yönünü değiştirirsin. Ha, bugün bir tane gördüm. 3000 dizel. 92 bin liraya satıyor adam. 305 bin kilometrede. Ne, ne diyordum ben? Gidonu değiştiririz. Keza bu da öyle. Bu da mesela aldığın zaman uzun bir maşa var. Tamam mı? Gidon ağır. Ama yürüdüğü zaman virajda bu ağırlık aksine yolda yol tutuş olarak bana geri dönüyor. Şimdi sen fiziksel olarak tam gelişimini sağlamadıysan ya da motorun ağır bir motoru kontrol etmeyi çok iyi bilmiyorsan o zaman bu senin için sakıncalı. Zaten ne olur? Aç sahibinden de ilanları. 3 motordan birinde şunu görürsün. Olduğu yerde düştü. İşte durduğu yerde yatması vardır. Neden? Çünkü çünkü durduğu yerde bunu tutmak daha zor. Yokuş yukarı bir yerde kalıyorsun bir ayağını basamazsan düşme ihtimalin var. Benim güvenlik problemi gibi. Yani ben durduğumda sağ tarafım daha aşağıda olduğu için hop diye yıkıldım. Beklemiyordum bunu. Tecrübem de yoktu bu konuda. Keza trafikte sıkıştığın durum. Ani manevraların. Motoru tanımıyorsun çünkü. Bilmiyorsun bu motorun neler yapabileceğini. Büyük CC motorları tanımak ki bu 3 daha zordur. Küçük CC motorlar az çok birbirine benzerler. R25'te cbr 250ye bindiğin zaman arasındaki farkları anlarsın ama temel kullanım kafa kafayadır. Yani inanılmaz İnanılmaz bir fark göremezsin. R25'e bindim mükemmeldi. Siber güzeli bok gibiydi. Dedirtmez. Kullanım benzerdir. Özellikler farklıdır. Bunlar da öyle değil. Bunları tanımak daha zor. Bunların vereceği tepkileri, ani gaz tepkisi, fren tepkisi. Koydun nasıl duruyor? Ön lastik ne zaman salıyor? Arka ne zaman sarıyor? Mesela bu motorda Harley'de 1200 cc civarlarındalar. Bu 1090 küsür. Öbürü de 1190. 100 cc fark var. Ağırlık olarak Harley bir tık daha ağır olması lazım. Ama hareketler bambaşka. Bunda Brembo fren kaliperleri kodun mu duruyor? Harley'de Kimse yok. Nasıl olacak? Böyle farklar var. Dolayısıyla sürüş potansiyelini bilmediğimiz, ağırlığını kontrol edemediğimiz, tanımadığımız bir motoru kullanmak zor. Ve motor kullanmayı size en iyi öğreten şey bunları zaman zaman yaptığınız, yani zaman zaman büyüttüğünüz hacimli motosikletlerde kendinize kattığınız ve biriktirerek geldiğiniz nokta kendinize öğrettiğiniz şey oluyor motosiklette. Ben bunu bugün kullanıyorum ama bunu kullanırken Scooter'da öğrendiğim şey de var. Sibir 250'de de öğrendiğim şey var. Harley'de, Scrambler'da, GS'de her birinde öğrendiğim ve eğitimlerden aldığım şeyleri kullanıyorum bu motoru kullanırken. Keza Scrum'ları da öyle. Hatta arabayı bile öyle biliyor musun? Çünkü bu motora bindikten sonra arabayı kullanmaya başlayınca daha açık oluyorsun trafiğe. Bunda hep tetikte olduğun için oynama karar kırar mı o öyle olur mu? Arabada da öyle olmaya başlıyorsun. Ben reflekslerim çok gelişti motosikletten sonra. Fiziğim bile değişti. Rüzgarı olan direncim beni daha fit bir hale getiriyor. Motora çok bindiğim dönemler daha fit bir adam oluyorum mesela. Yani olacağım. Herhalde videoyu kapatmamız gerekiyor artık yani. Bayağı uzattık gibi geliyor. Oha biz neler yapmışız ya. Yani konuyu biraz muhabbet eşliğinde anlattığım için benim videolar genelde biraz dağılır. Ama herhalde ana temayı anlatabildiğimi düşünüyorum. Demek istediğim şey şu. Büyük hacimli motosikletlere geçmek için acele etmeyin. Yakışıklı olduğunu düşün gömdüğünüz için bir motosikleti almaya kalkmayın. Küçük hacim öğrendiğiniz, kullandığınız ve kendinizi geliştirdiğiniz ve bir sonraki motoru almak için vakit geçirdiğiniz yerdir. Genelde bu arada bazı insanlar var 250 cc'de ömür boyu geçirmek istiyor. O da onların görüşü. Küçük cc'de yakışıklı diye 500-600 cc'lere çıkmaya kalkmayın. Kalın küçük cc'de bir dönem kullanın. Zaten bir yıl iki yıl kullanıp satacaksınız ve istediğiniz motoru alacaksınız. Ben kimsenin hayalinin çok açık söylüyorum. Siber 250 olduğunu düşünmüyorum. Kimsenin hayalinin şu anki hayalinin bu arada. Şu an evde Siber 250 aşkıyla yanıp tutuşan, R25 aşkıyla tutuşan adamlar var. Ama onu aldıktan sonra o aşkla beraber o hayal de büyüyecek. Konuya geri dönersek acele etmeyin abi. Kendinize boşu boşuna maddi manevi zararlar vermeyin. Veren bir insan olarak söylüyorum ki ben ucundan döndüm. Bunun çok daha ağır örnekleri var. Bu iş doyumsuzluk işi. Hayat gibi. Hayatta da kendinize aştığınız zaman limitlerinizi genelde bir yere duvara o dostlama paslarsınız. Paslarsınız? Paslarsınız. Hayatta da kendinizi aştığınız zaman, limitlerinizi aştığınız zaman, kontrol Kontrolden çıktığınız zaman genelde duvara patlarsınız abi. Toslarsınız abi. Hepsi olabilir abi. Yani işin özeti demeyeceğim artık. Temkinli olun. Acele etmeyin. Dikkatli kullanın. Bu da böyle bir video oldu. Güzel oldu bence. Güzel muhabbet Sen döndü güzel. ya. Diyeceğim bir şey var mı? Sen söyleseydin mi? Kontrolsüz güç, güç güç değildi. Kontrol edebildiğiniz güç sizi yüceltir. Umarım kendinizde ders... Yani ders olmaz aslında. Ben ders verebilecek kadar kalifiye biri değilim. Ama kendi... Kapıyı evet ya... <laughs> Ama kendi tecrübemden yola çıkarak insanlara bir şeyler aktarmaya çalışıyorum artık bu kanalda. Umarım keyif alarak izlemişsinizdir. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere diyelim. Hazır mısın? Arkadaşlar beğendiyseniz kanalıma abone olmayı, bu ya videoya like de, atmayı ve yorum demiyorum. atmayı unutmayın. Ben yorum onları ben. Tamam Michael Jackson taklidi yapayım mı? Ölü taklidi yapma Allah aşkına. Yok, yok, yapma. Izlemişsin Talk Show'da Cem Yılmaz'ı. Zeki Müran Düşünen Michael Jackson. Ya oğlum Gerçekten ya. <laughs> nereden çıktınız başıma bilmiyorum ya. Oo, Kur'an <laughs> <laughs> kapat onu. Onu kapat. Onu kapat. Neden? Eğleniyorum oğlum. Açayı oynamaz. Karnımı açıyorum buradan. Anladım. Hadi kapat. Hadi yemek yemeye.